Okey diyoruz. En son ne oldu? Bu bölüm aşağı yukarı Felurian'ı tanıması için Kvot'un yaptığı incelemelerden oluşuyor gibi bir şey. Bunlar işte seks yaptıktan sonra Kvot uyandı. Baktı ki Felurian hala uyuyor. Önce etrafını incelemeye başladı. Etrafını o kadar çok incelemedi. Ama şeyi biliyoruz. Enteresan bir gökyüzü var. Ve bir şekilde zaman geçse bile gökyüzünde çok bir değişiklik olmuyor. Zaman takip edemiyor. Kvot onun için orada hani çok zamanın geçtiğini hissediyor mesela. Ama sonra işte Felurian'a tam diyecek oluyor işte çok zaman geçti benim artık gitmem lazım falan. Ama gökyüzüne bir bakıyor bir yandan kesinlikle zamanın geçtiğine dair bir işaret göremiyor gökyüzünden. Zaten bunların kol saati cacık yok diyor o dönemlerde. Durum bu. Onun dışında Felurian'a baktı. Felurian yine aşırı derecede güzel cırtçut ama o kadar da çok güzel değil. Mesela ilk seferdeki hali gibi direkt Kvot'u kendisine gel gel yaptığı zaman hani Kvot buradan şey sonucunu çıkardı. Felurian'da bir şekilde sadece güzel olmaktan çok ekstradan kendisini güzel yapan bir büyüsü de var. O büyüyü kullandığı zaman direkt kendisine çekiyor insanları. O büyü aktive değilken uyuduğu esnada falan gibisinden. O kadar da şey olmuyor. Gelgele olmuyor ama yine de gayet kuvvetli bir şeyi var. Büyüyü kullanmadığı halde çekim gücü. Kvot resmen ilk defa Hard of Stone'a geçme konusunda bile baya bir zorlanıyor. İlk başta geçemiyor bile çünkü Felurian'ı düşünmekten Hard of Stone durumuna geçemiyor. Bu Hard of Stone dediğimizde Kvot'un aşırı derecede dingin bir şekilde tek bir şeye odaklanmasını sağlayan düşünme biçimi gibi bir şey. Neyse sonra bu da bir şekilde geçiyor çünkü şeyden şüpheleniyor. Bir sürü hikaye duymuş. Duyduğu her hikayede insanlar aklını oynatıyor Felurian'la birlikte olan. Bunun iki sebebi var diye benim tahminim var. Hani ikinci sebep açıklanmıyor sanırım. O ikinci sebep şey. Felurian'la seks yapmaktan insanlar o kadar çok zevk alıyor ki aldıkları zevk insanın kapasitesini aşıyor. İnsanın kapasitesi aştığı için de insanın vücudu patlıyor, çatlıyor, şey ediyor falan. Bir bu var. Bir de işte işin zihinsel boyutu var. O climax zevki o kadar climax ki climax'in climax'i olmaya başlıyor da yine insan sınırını aştığı için insan patlıyor. Ama Claude bize ne diyor? Bölümde geçenki bölümde işte Felurian insanları kendini alıştırıyor, alıştırıyor, alıştırıyor. Sonra onları bıraktığı zaman senelerdir Felurian'la birlikte olmaktan hani düpedüz böyle bir uyuşturucu bağımlılığına dönüşmüş oldu. Yani başka türlü bir şey yok. Tamam Felurian çok güzel, tamam onun seks yapması felaket sarıyor. Ama o beni bıraktı diye ben aklımı oynatacak değilim. Hayatıma bakarım. Ama insanlar bakamıyor. Demek ki bağımlılık yapıyor diyoruz. Ben başka türlü çıkar yol görmüyorum. Neyse sonra bunlar işte bu Kvot düşünüyor, taşınıyor. En son karar veriyor ki işte gitmesi lazım. İşte bir sürü kendi Hard of Stone'la sokuyor, cacut falan şey yapıyor. Kendisine korumalar alıyor ve şeyi de fark ediyor. Hani bir şekilde Felurian mesela büyüsünü tekrar uygulamaya başladığı zaman Kvot kıl payı anca böyle bir kontrolü kaybetmeden durabiliyor falan. Ve işte Kvot'un zihnini 5-6 parçaya bölmek olayıyla çok sıra dışı bir insan olduğunu biliyoruz. Kendi yaşıtlarına, kendi üniversite arkadaşlarına kıyasla ve o beyni parçaya bölebilme oranıyla hani kaç tane fazla parçaya bölebiliyorsan o derece kontrol edebiliyorsun. Kendi beynin tarzı bir paralellik varsa eğer Kvot çok az insandan bir tanesi diyoruz. Şeyden, Felurian'dan sağ salim bir şekilde çıkabilecek. Bu da önemli bir nokta. Sonra fark ediyor ki Felurian konuşurken Felurian'ın sesiyle Kvot'un o zamana kadar tanıdığı birisinin bir sesi arasında bir bağlantı var. Sonra fark ediyor ki o kişi Elodin. Hani bir şekilde büyülü. Hem Elodin'in hem de Felurian'ın sesi. Elodin böyle her yerden aynı anda duyulabiliyormuş gibi bir sesi var. Elodin'in Felurian'ın da aşırı derecede böyle bir dinginlik gibi bir hali var. Hatta Kvot ona ne diyor? Fırtınadan önceki sessizlikteki fısıltı bok bir sürü bir şeyler ettiydi diyoruz. Neyse sonra Felurian uyanıyor işte sen niye konuşmuyorsun falan yapıyor Kvot'a. Ben seni çok mu şey ettim diyor. Ürküttüm falan. Kvot'un böyle kafası işte o Hard of Stone'daki tarafı susmaya çalışıyor. Çünkü Felurian'a karşı etkilenmeden durabilmeye çalışıyor falan.
Ama sonra diğer tarafı da böyle kvota kafasının şeye Feli kafasının içinde bir sürü şiir yazmaya başlayan tarafı birden kontrol ele alıyor ve kvotun ağzından konuşmaya başlıyor. İşte nasıl işte sen beni hiçbir istesen de kötü etkileyemezsin. Ben senin ne kadar güzel olduğunu düşünüyordum. Cercum yardırmaya başlıyor biraz. Pelin seviniyor işte. O diyor bir de şairsin falan. Zaten anlamıştım senin hareketlerinden bir şair gibi öpüyorsun. İşte şairler çok güzel öpüyor, çok güzel dokunuyor. Cet cürt falan. Sonra etrafına bakıyor. Birden Kot'un lütünü görüyor. Oha diyor sen o şairlerden misin falan yapıyor. İşte Kvot'a getiriyor lütünü. Çalabilir misin Kvot? Çalarım. Kvot ne çalayım diye düşünüyor. Yani böyle hep bunun bildiği bir sürü müzik var. Hepsi de önemli insanlar hakkında falan. Ama direkt önemli insanın kendisi karşısında duruyor. Önemli insana ne çalarsın diye düşünüyor. Sonra aşırı derecede basit müzikler çalıyor. Hani böyle iki abla olmaz. İki kardeş tartışıyorlar. İşte onların tartışması müzik olmuş onu çalıyor. Yok işte bir çiftçi işte çiftliğinde iş güç yapıyor. Onun bir müziği var onu çalıyor falan. Feriri'nin hoşuna da gidiyor gayet. Bu iyi bir şey oluyor böyle Kvot'un müzik yapması. Çünkü Feriri'nin seks dışında mutlu edebilmesi, Feriri'nin arasındaki iletişimin daha kompleks bir şey olabilmesi ihtimalini doğuruyor. Bence daha kompleks bir ihtimal varken ortada daha kompleks bir iletişim ihtimali varken ortada iki insan arasında hani böyle farklı seçenekler oluşuyor bence. Hareket etme açısından. Ve Kvot işte şeyi biliyoruz. Felir'in erkekleri öldürüyor ya da delirtiyor falan. Hani belki de üçüncü bir seçenek varmıştır da Felir'in Kvot için onu yapmayı tercih edebilir. Böyle bir yer çıkıyor benim gördüğüm. Bu da iyi diyoruz. Bunun dışında en son işte müzik yapıyor falan. Kvot artık müzik yapmayı bırakıyor. Felir'in neden durdun diyor. Kvot diyor ki benim gitmem lazım işte çok kibar bir şekilde diyor. Saat çok geç oldu ama buluşmam gereken insanlar var falan. Sonra birden aşırı derecede tekrar Felurin'le çekilmeye başlıyor böyle sexually bir şekilde. Ve Felurin'in yüzüne bakıyor. Felurin'in yüzü felaket derecede öfkeli. Ve Kvot o esnada anlıyor ki Felurin'den hiçbir erkek ayrılmadı şu ana kadar. Felir'in ya hepsini öldürene kadar kullandı ya da işte onları bıraktı. Onlarla işi bittiği zaman onlar aklımı oynattı falan. Yani böyle insanlar, erkekler Felir'ine gelen de hiç kadınlar gelmiyor. Da farklı bir konu da neyse diyoruz. Felir'ine gelen erkekler Felir'in oyuncakları gibiler. Felir'in ilgisi bittiği zaman Felir'in onlardan kurtuluyor falan. Kvot bana da aynısını yapacak gibi düşünüyor. Bölüm böyle negatif, korkunç bir tonda bitiyor diyoruz. Başka diyecek bir şey var mı? Başlamadan önce düşünüp geliyorum. Chapter 97 Blood and Bitter Rue. As I said, böyle artık bunu nasıl okuyacaktım? Ben bunu bir dakika falan düşündüm hatırlıyorum. Bu ne olabilir, ne olabilir? As I said. Among the silks with my control slipping away. I felt a wave of cold sweat sweep over my body. I clenched my jaw and felt a small anger flare up. Over the course of my life, my mind has been the only thing I've always been able to rely on. The only thing that has always been entirely mine. Okay, bu hissi iyi biliyorum bro. Hani bende de böyle şey vardı. Aklımı ne olursa olsun oynatamam. Ne olursa olsun deliremem falan. Until diyoruz, until din. Dine kadar. Dinden sonra ben gördüm ki insan aklı gayet gidici bir şey. Gayet aşırı derecede hassas. Böyle bir bebek gibi, böyle bir çocuk gibi şey böyle. Kırılgan ve gayet yok edilebilir bir şey. Öyle kötü yoldan gördüm, bir tık korkunç yoldan gördüm ama öyle akıl da bize ait değil. I could feel my resolve melting as my natural desires were replaced by some animal thing unable to think beyond its own lust. A part of me that was still quote raged, but I felt my body respond to her presence.
With a horrible fascination, I felt myself crawl through the cushions toward her. One arm found her slender waist, and I bent to kiss her with a terrible hunger. I hold inside my own mind. I have been beaten and whipped, starved and stabbed. But my mind is my own, no matter what becomes of this body or the world around. I threw myself against the bars of an intangible cage made of moonlight and desire. And somehow I held myself away from her. My breath tore out of my throat as if racing to escape. Pelerin reclined on the cushions, her head tilted up toward me. Her lips were pale and perfect, her eyes half-lidded and hungry. I forced myself to look away from her face, but there was nowhere safe to look. Her throat was smooth and delicate, trembling with her rapid pulse. One breast stood round and full, while the other angled slightly to one side, following the downward slope of her body. They rose and fell with her breath, moving gently, making candle-cast shadows on her skin. I glimpsed the perfect whiteness of her teeth behind the pale pink of her parted lips. I closed my eyes, but somehow that only made it worse. The heat of her body was like standing near a fire. The skin of her waist was soft beneath my hand. She moved beneath me, and her breast brushed softly against my chest. I felt her breath against my neck, shivered and began to sweat. I opened my eyes again and saw her staring at me. Her expression was innocent, almost hurt, as if she couldn't understand being refused. I nursed my small flame of anger. No one did this to me, no one. I held myself away from her. A slight line of a frown touched her forehead, as if she were annoyed or angry or concentrating. Pelerin reached up to touch my face, her eyes intent as if trying to read something written deep inside me. I tried to pull back, remembering her touch, but my body simply shook. Beads of sweat fell from my skin to patter gently on the silk cushions and the flat plain of her stomach below. She touched my cheek softly. Softly, I bent to kiss her, and something broke in my mind. I felt a snap as 4 years of my life slid away. Suddenly, I was back on the streets of Tarbiyen. Three boys, bigger than me, with greasy hair and piggish eyes, had dragged me from the broken crate where I'd been sleeping. Two of them held me down, pinning my arms. I lay in a stagnant puddle that was bitterly cold. It was early in the morning, and the stars were out. One of them had his hand over my mouth. It didn't matter. I had been in the city for months. I knew better than to yell for help. At best, no one would come. At worst, someone would, and then there would be more of them. Two of them held me down. The third cut my clothes off my body. He cut me. They told me what they were going to do. The breath was horribly warm against my face. They laughed. Tecavüz de mi etmişler lan kota diyoruz. Ben bunu bilmiyordum, görmemişim, bu böyle mi, bunu düşünüp geliyor. Okey, burada da Felurian'ın kendisine tecavüz etmeye düşündüğünü başladığını görüp diyoruz. Felurian bile ne kadar farklı yerlere gidebiliyor. Derin Tarbiyen, half naked and helpless, I felt something well up inside me. I bit two fingers off the hand over my mouth. I heard a scream and swaying as one of them staggered away. I strained and strained against the one who was still on top of me. I heard my own arm break and his grip loosened. I started to haul. I threw him off. Still screaming, I stood, my clothes hanging in rags around me.
I knocked one of them to the ground. My scribbling hand found a loose cobblestone and I used it to break one of his legs. I remember the noise it made. I flailed until his arms were broken, then I broke his head. Okay, ilk defa birini öldürmemiş. Demek ki bundan birkaç bölüm önce insanları öldürdüğü zaman diyoruz. Then I looked up. I saw the one who had cut me was gone. The third huddled against a wall. He clutched his bloody hand to his chest. His eyes were wide and wild. And I heard footsteps approaching, and I dropped the stone and ran and ran and ran. Suddenly, years later, I was that feral boy again. I jerked my head back and snarled inside my mind. I felt something deep inside myself. I reached for it. Bunun bu sleeping mind diyoruz. A tense stillness settled inside of me. The sort of silence that comes before a thunder clap. I felt the air begin to crystallize around me. I felt cold. Detachedly, I gathered up the pieces of my mind and fit them all together. I was quote the trooper, Adam Reborn. I was quote the student, Rerandır Elodin. I was quote the musician. I was quote. Bir dakika, ne diyor? I gathered up the pieces of my mind and fit them all together. Hani böyle bütün parçaları bir araya toplayıp tekrar kendisine dönüşüyor ama şu an kod olan birisi. Çünkü bütün parçalar bir arada değil. Bazı parçalar eksik. Adındaki bazı harflerin eksik olduğu gibi. Ama bir yandan bunları bir araya getirmeyi bilen bir insan da arada hep görüyoruz böyle. Tekrar kvota dönüşüyor falan. Hani belki de kotun laneti bir araya getirebilmeyi bildiği halde bir şekilde otomatik olarak kvotun kota dönüş çok sık dönüşmeye başlıyor. Yani gün içinde 100 kere kvot kota dönüşüyor. Her seferinde kotonu tekrar kvot yapıyor böyle. Ama hop tekrar böyle kota dönüşü veriyor falan. Hani belki de laneti böyle bir şey. Hani belki de bir seferlik bir olay yok orada. Kvot, kota oldu. Bir de asla kvot olamayacak gibi bir şey yoktu. Hani öyle bir lanet var ki kvot oluyor eyvallah olmasın ama dakika başı tekrar kota geri kayıyor otomatik olarak çünkü bir ayarı bozuldu. Kvotun ne yapsa ne etse ne kadar zeki olsa ne kadar yetenekli de olsa kendisi olmaya devam edemiyor. Bir şekilde sadece daha kötüsü olabiliyor. We shall see diyoruz. I stood above failure. I felt as if this was the only time in my life I had been fully awake. Everything looked clear and sharp, as if I was seeing with a new set of eyes, as if I wasn't bothering with my eyes at all, and I was looking at the world directly with my mind. Biliyorum kanka bunları. The sleeping mind, some piece of me realized faintly, no longer sleeping, I thought and smiled. I looked at Felurian, and in that moment I understood her down to the bottoms of her feet. Böyle bir lafı diyorsan Gayri Felurian'da hani bir adını da çözmüş olman lazım o zaman diyoruz. She was of the Fae. She did not worry over right or wrong. She was a creature of pure desire, much like a child. A child does not concern itself with consequence, neither does a sudden storm. Felerion resembled both and neither. She was ancient and innocent and powerful and proud. Şurası is if I wasn't bothering with my eyes at all and was looking at the world directly with my mind. Burası direkt din, direkt Allah'ı görme deneyiminin bir ifadesi bence. Bir şekilde öyle büyük bir deneyim ki o deneyim geldikten sonra onun bilgisi gelmiş oluyor. Sadece o bilgiyi kullanmaya başlıyor insan. Kesinlikle gözünün gördüğü, gözünün edindiği detayları da o bilgisine katmaya kalkışmıyor bile. Çünkü o din, o Allah'ı görme olayı yetiyor da artıyor bile. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Başka hiçbir şey kullanmayı aklımıza bile getirmiyoruz. Very good. Was this the way Elodin saw the world? Was this the magic he spoke of?
Not secrets or tricks, but tabor in the great magic. Always there, but beyond my seeing until now, it was beautiful. Hani bütün bu şu an resmen Felirin'le beraber ama üçüncü bir isim hakkında düşünüyor falan. Elodie'nin ne derece önemli olduğunu da aslında Kvot için görüyoruz. Hani her ne kadar böyle işte sizi çok seviyorum öğretmenim tarzı bir diyalogları olmadıysa bile ki olmasının ihtimali yok diyoruz Elodie gibi bir çatlakla. Ama en alakasız yerlerde Elodie hakkında düşünüyor falan. That's something. I met Felurian's eyes and the world grew slow and sluggish. I felt as if I had been thrust underwater, as if my breath had been pressed from my body. For that tiny moment I was stunned and numb, as if I had been struck by lightning. A moment passed and things began to move again, but now, looking into Felurian's twilight eyes, I understood her far beyond the bottoms of her feet. Now I knew her to the marrow of her bones. Gayr adını biliyorsun. Her eyes were like four lines of music, clearly penned. My mind was filled with the sudden song of her. I drew a breath and sang it out in four hard notes. Felurian sat upright. She passed her hand before her eyes and spoke a word as sharp as shattered glass. There was a pain like thunder in my head. Darkness flickered at the edges of my sight. I tasted blood and bitter rue. The words snapped back into focus, and I caught myself before I fell. Felurian frowned, straightened, stood, her face intent. She took a step. Standing, she was not tall or terrible. Her head was barely level with my chin. Her dark hair hung, a sheaf of shadow, straight as a knife until it brushed against her curving hip. She was slight and pale and perfect. Never have I seen a face so sweet, a mouth so made for kissing. She was no longer frowning, not smiling either. Her lips were soft and slightly parted. She took another step. The simple motion of her moving leg was like a dance, an exaggerated shifting of her hip, entrancing as a fire. The arc of her bare foot said more of sex than anything I'd seen in my young life. Böyle şey fark ettim. Hani böyle kitaplarla alay eden çok fazla insan var. Hani böyle kitaplar özellikle felsefecilerin gözünde falan çok basitler, değersizler. Ama hani şurada okuduğumuz şu detaylar, bu Sleeping Mind olsun, Kvothe'un Sleeping Mind'ına ulaşırken ki açıklamaları olsun, ulaştıktan sonra hissettiklerini ifade edişi olsun falan. Hani bunlar o kadar kıymetliler ki böyle resmen hani böyle şey gibi. Sanki buradaki bilgileri böyle bilgi topları haline getirip o topları parayla satabilirmişiz gibi falan. Hani sanki cidden böyle bir Google'dan arayıp bulmak gibi değil de gidip çok esrarengiz yerlerde bu kitabı keşfedip okumakmış gibi falan. Direkt anlamlı. Şu kitapta şu an şu okuduğunuz şu sahneler, anlatım, çıkarılan sonuçlar falan çok anlamlı diyor. Hani o kadar anlamlı ki başka ben nerede var bilmiyorum. Bu tarz anlamlı şeyler. Ama bu fantastik edebiyat dediğim olay top seviye. Hani direkt böyle ben olsam bu işi böyle yapardım dediğim bir şey ve harika yapan insanlar var. Benim kesinlikle yapamayacağım kadar iyi yapan insanlar. İşte diyoruz J.K. Rowling, Patrick Rothfuss, cırt cırt. Hani böyle başka insanların bunu yapabildiğini görmek, başka insanların bunu sevdiğini bilmek falan. Benim insanlarla aramdaki tek bağlantı. Başka hiçbir yerde, hiçbir şekilde hiç kimse benim yaşadıklarımı anlayamaz. Burası dışında. Burada bir sürü insan var. Biliyor. Öyle yani şu kitap küçümseniyor, yediremiyorum kendimi. İnsanlar sırf kurgu diye, sırf büyü var içinde diye küçümsüyorlar şu kitabı. Ama o kadar değerli bir şeyi küçümsemiş oluyorlar ki aslında o kadar önemli, etkili bir şey yok sayılmış oluyor ki
Nasıl böyle bir hata yaparsınız diye gidip hepsini böyle sarsasım geliyor. Kendinize gelin. Nasıl böyle bunu görmezden gelirsiniz falan. Öyle. Another step. Her smile was fierce and full. She was as lovely as the moon. Her power hung about her like a mantle. It shook the air. It spread behind her like a pair of vast and unseen wings. Close enough to touch, I felt her power thrumming in the air. Desire rose around me like the sea in storm. She raised her hand. She touched my chest. I shook. She met my eyes, and in the twilight, written there I saw again the four clear lines of song. I sang them out. Bunlar obviously Felurian'ın adı diyoruz. They burst from me like birds into the open air. Suddenly my mind was clear again. I drew a breath and held her eyes in mine. I sang again, and this time I was full of rage. I shouted out the four hard notes of song. I sang them tight and wide and hard as iron. And at the sound of them, I felt her power shake and shatter, leaving nothing in the empty air but ache and anger. Pelerin gave a startled cry and said so suddenly that it was almost like a fall. She curled her knees toward herself and huddled, watching me with wide and frightened eyes. Looking around, I saw the wind. Not the way you might see smoke or fog. I saw the ever-changing wind itself. It was familiar as the face of a forgotten friend. I loved and spread my arms, marveling at its shifting shape. I cupped my hands and breathed a sigh into the hollow space within. I spoke a name. I moved my hands and wove my breath gossamer thin. It blowed out, engulfing her, then burst into a silver flame that trapped her tight inside its changing name. I held her there above the ground. She watched me with an air of fear and disbelief, her dark hair dancing like a second flame inside the first. I knew then that I could kill her. It would be as simple as throwing a sheet of paper to the wind. But the thought sickened me, and I was reminded of ripping the wings from a butterfly. Killing her would be destroying something strange and wonderful, kesinlikle. A world without Felurian was a poorer world, kesinlikle diyoruz. A world I would like a little less. It would be like breaking aliens loose. It would be like burning down a library in addition to ending a life. It was familiar as the face of a forgotten friend, diyor Dean. It would be like burning down a library in addition to ending a life demiş. Harika bir tanım bence. Öyle. On the other hand, my safety and sanity were at stake. I believed the world was more interesting with Claude in it as well. But I couldn't kill her, not like this. Not wielding my newfound magic like a dissecting knife. I spoke again, and the wind brought her down among the pillows. I made a tearing motion, and the silver flame that once had been my breath became three notes of broken song and went to play among the trees. I said, she reclined. We looked each other over for several long minutes. Her eyes flashed from fear to caution to curiosity. I saw myself reflected in her eyes, naked among the cushions. My power rode like a white star on my brow. And I began to feel a fading, a forgetting. Dean. I realized the name of the wind no longer filled my mouth. Beni de Allah görüntüsü doldurmuyor kaç zamandır. And when I looked around, I saw nothing but empty air.
I tried to remain outwardly calm, but as these things left me, I felt like a lute whose strings were being cut. My heart clenched with a loss I hadn't felt since my parents died. I could see a slight shimmer in the air around Valerian, some shred of her power returning. I ignored it as I struggled frantically to keep some part of what I had learned. But it was like trying to hold a handful of sand. If you have ever dreamed of flying, then come away, dismayed to realize you had lost a trick of it, you have some inkling how I felt. Piece by piece, it faded until there was nothing left. I felt hollow inside and ached as badly as if I discovered my family never loved me. I swallowed against a lump in my throat. Felurian looked at me curiously. I could still see myself reflected in her eyes, the star on my forehead no more than a pinprick of light. Then even the perfect vision of my sleeping mind began to fade. I looked desperately at the world around me. I tried to memorize the sight of it and blinking. Then it was gone. I bowed my head, half in grief and half to hide the tears. Felirin'den gözyaşımı saklayan kanka diyoruz. Felirin'den normal insan değil ki. Chapter 98. The Lay of Felurian. Kapatmadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Şimdi fark ediyorum da Star on my forehead diyor. Alındaki yıldız açık ve net üçüncü göz temsili bence. Üçüncü gözden bahsediyor. Şeyi niye anlamıyorum? Hani bütün bunlar oldu. Direkt Allah'ı görmekten, dinden bahsediyor şu an. Ama neden Allah'ı gördüm demiyor? Ya da neden Allah'ı görmüyor? Bunu aklım almıyor. Şu an bütün bunlar olduğunda her şey hazır. Allah'ı görmesi lazımdı. Şu esnada dinin gerçekleşmesi lazımdı. Bu olmadı. Hani bir şekilde her şeydeki anlamı anladım. Her şeydeki arasındaki bağlantıyı da gördüm. Her şeyi çözdüm demesi lazımdı. Niye demedin kanka diyorsun? Nope, hadi görüşürüz.